Altın portakalla birleştirebiliriz. Yani kanun hükmü belgeseline olanla işte şu son dakika haberi, biz yayına hazırlanırken işte yarım saat kala değil mi kendini gösteren haberi birlikte ele alabiliriz. Çünkü her ikisi arasında derece farkı var. Mahiyetleri aynı. Mahiyet farkı yok. Aynı rezilliğin, aynı kepazeliğin, aynı adaletsizliğin, hukuksuzluğun ne dersen de iki ucu aslında. Birisi tabii çok daha ağır, çok daha büyük ölçekli ve çok daha tabii iç yakıcı mahiyette gündemimize düştü. Ama bütün gün sabahtan beri de işte Altın Portakal'da olanları konuşuyor herkes. İşte Kültür Bakanlığı'nın çekilmesi ve bunu işte bir şekilde gözdağı da vererek terör örgütü propagandasına vesile olmak diyerek aslında tabii ki bunu dilemiyorum ama yani daha başına neler gelebileceğini belgeselinde düşündüren maalesef böyle bir yolun açılabileceğini düşündüren bir ifade ile yani belgesele yönelik çok ciddi bir yüklenmenin, çok ciddi bir, çok ağır bir bedelin ödetilebileceğine ilişkin kaygılarımızı elbette yükselten bir durum bu. Ama tabii Gezi'ye yönelik Yargıtay kararı bunun hepsinin üstüne çok daha büyük ölçekli bir facia olarak karşımıza çıkıyor. Bizim biliyorsun başlığımız kanun hükmünü değerlendirip Altın Portakal'la bağlantılı olarak şöyle bir başlık düşünmüştük. Kanun hükmünden Karun hükmüne Türkiye. Aslında şu son gelişme Gezi ile karşımıza çıkan tablo da bu başlık altında değerlendirilebilir. Türkiye'de yani hukuk devletini geçtik. Bir kanun devleti olduğunu söyleyebileceğimiz bir tablo da yok. Türkiye bir kanun değil, Karun devleti haline gelmiş durumda. Yani burada bilmiyorum Karun için belki bir iki cümle sarf etmekte yarar olabilir. Tabii çok sembolik üç büyük tek tanrıcı dinde yer alan, onların kutsal metinlerinde yer alan ama onun ötesinde içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasında mitolojik olarak da daha eskiye, daha da eskiye giden bir tarihsel, efsanevi figür olarak Karun biliniyor zaten. Zenginliğiyle ve zenginliğine bağlı işte kibri, şımarıklığı, herkesten kendini üstün görmesiyle bir saltanat sürmek isteyen figür. Üç büyük tek tanrıcı dinde işte eski ahitten itibaren Musa peygamberin kuzeni olarak belirtilen ve işte Firavun'la işbirliği içinde hareket etmiş falan uzun uzadıya girmeye gerek yok ama sonuçta Karun bu toplumda herkesin gayet iyi bildiği gibi şarkılara, türkülere de düşmüş olan hani meşhur biliyorsun Karun kadar malın olsa ne fayda diyen türkünün, ozanın, aşığın dilinden çıktığı üzere böyle bir figür. Türkiye bir Karun devleti artık Altan ve o yüzden Altın Portakal'da kanun hükmü belgeseline ilişkin olanla işte şimdi Gezi direnişine yönelik Yargıtay'dan çıkan karar ve işte bugün tabii belki onu da birazdan veririz. Yani Mücella Yapıcı'nın sözleri yani hiçbirimizin bir kuruş suçu yok. Böyle adalet olmaz. Böyle bu ülkeye yakışmıyor bu. Yani içeride canlarımı bırakıp çıkıyorum. Ya bu o kadar dokunaklı bir şey ki Altan. Aslında Türkiye toplumunun
bir kesimine yönelik bir ceza bu. İstersen onu verelim, sonra devam edelim. Hatta şunu yapmak istiyorum müsaadeniz olursa. Bir o cezanın verildiği duruşmayı da arkasından göstermek istiyorum. Tamam. Bir bakalım girdiği anla çıktığı an arasında hiç fark var mı? Bir de onu göstermek lazım bence. Suçu yok. Hiçbirinizin yok. Bu nasıl bir adalet? Hala anlamış değil. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. Bir de müsaadeniz olursa bir başka videoyu daha göstermek istiyorum. O cezanın verildiği duruşmadaki mücella yapıcıyı da bir görelim. Oradan sonra devam edelim. Bizi Silivri'ye götürün. Buradan bizi mücella ablamızı Bakırköy'e ihtimalen bizi Silivri'ye götürecekler. Şunu bilin. Şunu bilin. Zulme boyun eğeceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Şunu bilin. Şunu bilin. Şunu bilin. Hiçbir hukuka aykırı işleri kabul etmeyeceğiz. Elle gelen düğün bayram hanı formülesi açtım burada. Ya nereye alıyorsun? İstiklal! Yaşasın! Özgürlük!